Bütün kızların beğeni odağı olmaya çalışan bir sevgilim var. Bu adamın derdi ne? Yok. Hep kafasına göre takılmış. Kendi kafasına göre gezmiş, tozmuş. Yok. Ben evlilik adamı değilim. Hani böyle laflar edenler var ya, ıssız adam tipler var yani. Yok. İyi bir ilişki adamıyım. <laughs> yok. Terapiye ihtiyacı olan, çocukluk travmaları olan bir adama o kadının yapabileceği bir yardım yok. Yani o kadın o adamı düzeltemez daha açıkçası. Yok. Hocam... Ben nasıl tedavi edebilirim? Edemez. Yok. Ya sen burada bu duygudan bir çık. Ya yani ben düzeltirim duygusundan bir zahmet bir çık da. Terapist, psikolog, psikiyatrist belki. Yok. Doktor ekilmesi gerekebilir. Çünkü travmalar belki çok güçlü. Tüm bu içerikler ve daha fazlası birazdan sizlerle. Merhaba sevgili dostlar. Ben Adil Yıldırım. Erkeklerin ilişkilerinde Ailelerin etkisi çok yüksek ülkemizde. Kadınların ilişkilerindeki aile etkisinden de farklar var. Şimdi bunların bir altını çizelim. Bu önümüzdeki derslerde de bu konuların biraz üstüne gidelim. Çünkü artık kadın erkek ilişkilerine girdik tamamen. Ve ilişkilerdeki ve evliliklerdeki bütün dinamikleri de sizlerle paylaşacağım için birazcık bunların üstüne gitmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Erkeğin daha büyüme sürecinden itibaren, gelişim sürecinden itibaren Annesinin özellikle ona yönelik davranış tarzı erkeğin ileriki yaşlarda nasıl bir kadını hayatında istediği noktasında çok önemlidir. Bakın bu cümlenin altını bir çizin. Çünkü erkek için karşı cinsle ilgili ilk ilişki, Freud da bunu açıkça söylüyor zaten, annesiyle kurduğu ilişki. Yani anne karşı cinsle onun ilk gözlemlediği kadın, İlk hareketlerine dikkat ettiği kadın. Bu kadın nasıl davranır? Bana sevgisini nasıl gösteriyor ya da gösteriyor mu? Bana sert davranıyorsa niye sert davranıyor? İşte annem dominant biri mi? Beni rahat bırakan biri mi? Bütün bunlar bir erkeğin kadın tercihlerinde ana konudur yani. Çünkü rol model annedir erkek için. Erkek tamamen annesiz büyüdüğü zaman, annesi küçük yaşlarda vefat etmiş olabilir. Veya annesi işte e, boşanma olmuştur. Anne hiç oğluna ilgi göstermemiş olabilir. Var böyle vakalar da var. O sevgiyi, o eksik olan anne sevgisini ömür boyu birçok kadından almaya çalışabilir. Bugün birçok erkeğin, hani bana gelen sorularda Adile Soru uygulamasından da sorular geliyor. İşte Instagram'dan da sorular geliyor. Hocam... Sürekli birçok kızdan ilgi görmeye çalışan bir erkek arkadaşım var. Yani kızların ilgisini üstünde istiyor. Bütün kızların beğeni odağı olmaya çalışan bir sevgilim var. Bu adamın derdi ne? Dendiği zaman, böyle bir soru sorulduğu zaman. Çoğunlukla şunu da görüyoruz yani. Adamı detaylı incelediğimizde çocukluğunda bir anne sevgisi sıkıntısı var. Anneyle o sevgi bağı kurulamamış gibi. Dolayısıyla ailenin erkeğin ilişkilerinde etkisi çok çok yüksektir. Öte yandan baba rolü de önemlidir. Yani erkeği yetiştiren baba figürü de bir başka rol modeldir. Eğer baba figürü eve hiçbir zaman için gelmeyen, evle hiçbir bağlantısı olmayan, çocuklarına, karısına karşı hiçbir şekilde hiçbir zaman ilgi göstermemiş, hep kafasına göre takılmış, kendi kafasına göre gezmiş, tozmuş ve bir aile bilinci olmayan, aile sorumluluğu olmayan biri ise böyle bir figürse erkeğin baba modeli Erkek yine burada kimin rol model alıyor? Babayı ve onun normali yani onun yetiştiği ortamdaki normal e, gördüğü model bu baba figürü oluyor. Ve diyor ki demek ki erkekler evlenince böyle davranır. Babalık böyle bir şey. Ortalıkta yok. Evine gelmez. işte karısına, eşine, işte çocuklarına ilgi göstermez. Çünkü tanıdığı baba rol modeli aslında yanlış bir rol model ama bunu o anda kavrayamıyor. Ve babasından da hiç ilgi görmemiş babasından ev içerisinde hiçbir sahiplenme, hiçbir korunma içgüdüsüne destek görmemiş bir erkek. Şu e, şüpheye düşebiliyor ileriki yaşlarda. Acaba ben baba kimliğinde olabilir miyim? Çünkü benim gördüğüm baba figürü, beni büyüten baba figürü yeterli, tatmin edici, ailesiyle ilgilenen, sevgi ve ilgi gösteren bir baba figürü değildi. Dolayısıyla acaba ben bunu yapabilir miyim? Çünkü benim rol model aldığım adam bu konuda bana iyi bir rol model olmadı diye bir şüpheye düşebiliyor. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Şundan dolayı. Öyle vakalar var ki kadın danışanımız gelir, der ki: "Birlikte olduğum adamın bana olan davranışları çok güzel. Birlikte harika vakit geçiriyoruz yani bir sıkıntımız yok. Ama Adil Bey babalıktan korkuyor. Baba kimliğinden kaçınıyor. Baba olamam diye düşünüyor ya da ailemi kuramam ben evlilik adamı değilim. Hani böyle laflar edenler var ya, ıssız adam tipler var yani. Ben iyi bir ilişki adamıyım. <laughs> Ama evlilik adamı olarak görmüyorum kendimi. Yani evliliği beceremem gibi geliyor. Hele babalık. Hele çocuk sahibi olmak hiç bana göre değil. Yani seninle bunları paylaşmak istiyorum demiş ve kıza bunları söylemiş mesela. Bu kız da sonra sizden seans almış gelmiş. Şunu çok iyi analiz etmeniz gerekecek o noktada. Bu adamın, danışanın birlikte olduğu bu adamın çocukluğuyla ilgili travmalar var. Ve bu adamın gidip bir terapi alması lazım. Çünkü muhtemelen ya anne bab, e, rol modeli kötüydü, ya baba rol modeli kötüydü. Ve kendisini de baba kimliğine sokamıyor bir türlü. İkna olmuyor. Yani ben ilişkide mutlu olduğum bu kadınla, Evlensem, evlendiğimde belki de iyi bir evliliğimiz olmayabilir diyor. Kendine güven sorunu var. Bunun da bir altyapısı var. Bir travmatik bir durum var orada gizli saklı. Bunun ortaya çıkması lazım. Dolayısıyla adamın bir terapi alması lazım. Şimdi burada kadın danışan şunu sorar. Ben ne yapmalıyım? En çok duyacağınız soru budur. Ben ne yapmalıyım? Ben ne yapabilirim? Çünkü kadınlar özellikle de bir duygu olduğunda, güzel giden bir ilişki olduğunda bunu kurtarmak için, bu ilişkiyi ayakta tutabilmek için mücadele etmeye çalışırlar. Yani böyle bir kadın içgüdüsü vardır. Bizim toplumumuzda hala var. Yani birçok kadının ya bir uğraşayım, bir didineyim, bir ucundan bir tutayım ben bu işi bir düzeltmeye çalışayım içgüdüsü var birçok kadının. Fakat burada şunun e, ayrımını çok iyi yapmak lazım. Terapiye ihtiyacı olan, çocukluk travmaları olan bir adama o kadının yapabileceği bir yardım yok. Yani o kadın o adamı düzeltemez daha açıkçası. Ben düzeltebilir miyim hocam? Bak bu bize hep sorulan bir sorudur. Hocam bu adam baba kimliğine çok güvenmiyor. Ben baba olamam diyor. Ben e, ailemi çok mutlu edemeyebilirim diyor. E, acaba işte evlilikte mutlu olur muyuz ki benim de kendime güvenim yok diyor. Ben nasıl bunu düzeltebilirim? Bu adamı düzeltmek için ne yapmalıyım? Benim yapabileceğim hiç mi bir şey yok hocam? Gibi sorularda şunu gerekirse tekrar 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 danışana söylemek lazım. Tekrarlamanız gerekecek çünkü bazı figürler özellikle bunu kavramak istemez, bunu kabul etmek istemez. Kendisi düzeltebilirim diye düşünür çünkü sürekli olarak böyle bir şey vardır yani. Ben düzeltirim, ben yaparım düşüncesinde çok insan vardır. Şunu tekrar tekrar söylemeniz gerekecek. Onu açıkça ifade edeyim. Ya sen burada bu duygudan bir çık, yani ben düzeltirim duygusundan bir zahmet bir çık da. Sen şu duyguya gel. Acaba bu adam kendi çocukluğundan gelen travmaları tedavi etmek istiyor mu? Ya bu adam buna hazır mı? Çünkü bu adam kendisi eğer bunları tedavi etmek istemiyorsa bunu yapamaz. Ya sen yapamazsın bunu. Şimdi bu adamın çocukluğunda babasıyla belki yaşadığı bin tane tartışma var. Belki babasıyla bir sürü gerginlik var. Sen bunları nasıl tedavi edeceksin? Burada Danışanı bir farkındalığa getiriyoruz. Danışan diyor ki: "Ha, ya benle ilgili değil. Hayır, senle ilgili değil." Adam çok kötü bir baba figürü tarafından yetiştirilmiş ve adam kendine güvenmiyor. Ya yani ben baba olamam diye düşünüyor. Adamın sorunu bu. Adamın bir güvensizliği var. Adam diyor ki: "Ben iyi bir ailede yetişmedim. Benim ailemde sürekli bir gerginlik vardı. Sürekli bir sıkıntı vardı." Ben böyle bir ailede yetişmediğim için Acaba ben mutlu bir ailede olabilir miyim bilmiyorum. Çünkü ben mutlu aile kavramını görmedim diyor. Bu ne? Travma. Yolu ne? Terapi. Bakın bunlar hep oraya çıkar. Yani adamın çocukluğundan biriktirdiği bütün o kötü duyguları, düşünceleri, anıları çözebilecek terapist, psikolog, psikiyatrist belki. Doktora gitmesi gerekebilir. Çünkü travmalar belki çok güçlü ve kesinlikle uzun süreli bir tedavi gerekiyor. Hocam ben nasıl tedavi edebilirim? Edemezsin. Bakın danışana bu açıklıkta konuşmak, bu açıklıkta bilgi vermek çok önemli. Burada biz yine gelen bir seansta kimi şimdi bu anlatımda analiz ediyoruz? Adamı. Yani danışanın bize anlattığı adam var orada. O adamı dikkatli dinliyoruz, not alıyoruz seans esnasında. Not alarak çalışıyoruz ve görüyoruz ki adamın evlilik kurumuna karşı kendi babalık kimliği veya eş kimliğine karşı bir güveni yok. Erkeklerin ilişkilerinde aile etkisi bazı örneklerle size anlattım. Tabii çok daha fazla örnek verilebilir. Kendinize çok iyi bakın.